Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Derra Sönmez. Hoş geldiniz Derra Hocam. Merhaba Ümit Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün Öteki Hayvanlar eseriniz üzerinden konuşmak istiyorum. Bunun için öncelikle ilk sayfasını okuyabilir misiniz? Tabii. Yaz biter. Anne, başının etrafını dolaşan ve sen güldükçe berraklaşan o hafif şey havaymış. Andrei Tarkovski, Nostalji. Her yer bembeyazdı, hatırlıyorum. Sabahın ilk saatleri günün en güzel zamanlarıydı. Panjurlardan sızan ışık döşemede çizgiler oluşturur, kanatların açılmasıyla bir anda içeriye dökülerek ortalığı apak ederdi. İçimizden taşan neşe, ne ortalığı ipil ipil aydınlatan ışıkla, ne az sonra edeceğimiz kahvaltının lezzetiyle açıklanabilirdi. Sanki nedenlerini sıralamaya başlarsak hemen yitireceğimiz uçucu bir şey. Yatak odamız üst katta taraçanın yanındaydı. Yataktan fırladığımız gibi alelacele üstümüzü değiştirir, itişik kakışlı merdivenlerden inerdik. Annem pijamalarımızı toplarken arkamızdan seslenirdi. Büyükanneniz bugün sinirli, sessiz olun. Kahvaltıdan sonra mutfaktan oturma odasına, derken misafir odasına, sonra sofaya ve nihayet hayat altına inip oradan bahçeye çıkarken yolda mutlaka kırıp dökecek bir şeyler bulurduk. Evet. Kelamı Bu kendinize şekilde. sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Özel bir girişti, başlangıçtı. Program gereği de merak ettiğimiz bir husus oluyor yazarlarda. Öykülerde, romanlarda girişler ve çıkışlar ortalara göre, gelişmeye göre daha önem arz edebiliyor. Siz girişleri özel olarak tercih ettiğiniz durumlar oluyor mu? Başlangıçları yazdıktan sonrasında metinde bir değişiklik yapıyor musunuz? Evet, öykünün girişi gerçekten ben de çok önem veriyorum. Girişi, bitişi, yani aslında her öğesi tek tek önemli ama öykü kısa bir metin olduğu için daha girişte okuru kendine bağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk birkaç cümlede belli bir atmosfer oluşturabilmelisiniz. Yani okuru orada yakalamanız gerekiyor. O yüzden girişler benim için de çok önemli. Dil olarak, atmosfer olarak. Tabii her seferinde bazen en sonda bulunuyor. Hani genel bir sırayla gitmiyor. Çünkü o öyküye çalışırken bazen girişi değiştiriyorum, bazen sonu değiştiriyorum, bazen öyküye ortasından başlıyorum. O her öyküde biraz farklılaşıyor. Peki bu ifadeleri konuşurken iki taraf içerisinde söylüyorum. Hani daha iyi odaklanabilme imkanı sunuyoruz okuyuculara. Bunu söylerken de aklımıza şu soru geliyor. Yazar okuyucusunu ne kadar düşünerek yazmalı? Evet, aslında bu bence yani okuyucu düşünerek yazmaktan kastımız eğer şuysa, mesela okurun çoğu okur bu tarz bir hikayeyi beğenir ya da işte çoğu okura şu tarz bir cümle hitap ederse okuru düşünerek yazmamalıyız. Yani o anlamda en azından ben kendi adıma söyleyeyim, ben o anlamda okuru düşünerek yazmıyorum. Yani daha çok okusun diye, daha çok kişiye ulaşsın diye yazmak istediğim konuyu değiştirmiyorum ya da ya da konuyu ona göre seçmiyorum. Ama ben okuru düşünerek yazıyorum. Nasıl yazıyorum? Her seferinde benim kafamda bir okur vardır. Yani şöyle, aslında tek bir kişi vardır. Bu tabii ki bu aslında kendi insan yazar da kendi beğenisini kıstas alıyor burada. Yani karşıdaki okuru düşünürken aslında bir anlamda belki kendimi o okur yerine koyuyorum ama onunla kurduğum bağ benim için önemlidir. Yani ilk cümlede ben az önce de dediğim gibi o okuru kavramaya çalışırım. Sonuna kadar hikayede tutmaya çalışırım. Yani ben okuru düşünerek yazarım. Ama bu
Az önce bahsettiğimden biraz farklı bir şey. Hani çok okunması için, daha geniş kitleler tarafından okunması için yazmak, işte ne bileyim, konuyu değiştirmem, o anlamda bir strateji belirlemem. Ama her zaman o tek okurla bağımı düşünürüm. Bu yüzden mesela bazen bir okurlarla tanışıyoruz, geri dönüşler oluyor. Kitabı okuyup işte öykülerle ilgili bana geri bildirimde bulunuyorlar. Mesela bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü işte diliyle ilgili bir şey söylüyor, öykünün adıyla ilgili bir şey söylüyor. O konunun onda yarattığı etkiyle ilgili bir şey söylüyor. Bu bağı çok önemli buluyorum ben. O yüzden yazarken de ben okuru düşünüyorum. Tek tek okuru, tek bir okuru. Genelde şöyle ifade edilir. Yazar çoğu zaman okumak istediği kitabı yazar. Buna da yakın bir Evet. durum sanki. Bunun Çok yanında da doğru, tabii. okuyucularımızı dinlerken genelde okuyucularımız latif sözler bize sunarlar, güzel sözler sunarlar. Eleştiriyi çok fazla yapan yok. Eleştiri maksadıyla yapılan cümleler var ama o eleştiri değil. Bahsettiğim o Evet. edebi eleştiri. Nasıl karşılıyorsunuz mesela? Hani gerçekten doğru bir eleştiri olduğunu düşünüyorsunuz veya doğru olmadığını düşündüğünüz bir eleştiri oluyor. Sizin metinlerinizi etki eder mi? Öykülerinizi etki eder mi sizce? Açık mısınız bu Ben eleştiriye çok açığım. Yani normal hayatımda da beni tanıyanlar bilirler. Biraz fazla açığım hatta, birçok insana göre öyle söyleyeyim. Çok önemserim. Bu her zaman bunu uygulayacağınız anlamına gelmez ama bir başka insanın bakışı bana göre önemlidir, değerlidir yani. Çünkü biri size bakmış, böyle bir şey görmüştür. Ha, bu doğru olmayabilir ama sonuç olarak bir bakış, biri sizde böyle bir şey görmüştür. Yani bu bence değerlendirmeye değer bir ölçüttür. Tabii her zaman o eleştiriyi uygulamak zorunda değilsiniz. Dediğiniz gibi genellikle zamanımız birazcık fazla olumlama çağı olduğu için böyle zamanın ruhuna uygun olarak hep her şey biraz fazla pozitif değerlendiriliyor belki de. Bence bu zamanın negatif eleştirisi belki de görmezden gelmektir. Özellikle edebi eserler için bu mesela işte hani görünmeyebilir, ses çıkarılmayabilir. Hani bu zamanın herhalde negatif eleştiri şekli bu. Çok fazla olmuyor ama mesela sevgili Devrim Horlu bir yazı yazmıştı. Gazete Duvar'da sanırım çıkmıştı. Mesela bütün öykülerle ilgili yorumlarda bulunmuş, incelemelerde bulunmuş. Beğenmediği öyküler de vardı mesela. Bunlardan bahsetmişti. Neden beğenmediğini açıklamıştı. Mesela benim için kıymetli bir yazıydı. Bence olmalı. Yani bütün kitaplar neyin beğenildiği kadar neyin olmadığıyla ilgili de değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bu yazara çok fazla done sunar. Yani çünkü insanın her zaman kendisini doğru bir şekilde değerlendirmesi pek mümkün olmuyor. O yüzden bir başka göz, dışarıdan bir bakış çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Ben de o yazıyı okumuştum. Gerçekten büyük bir emek de harcanmış. Böyle zaten emek Evet. harcanılarak yazılan metinlerin bu emeğe karşı bir saygım oluyor. Cümlelerinin Evet. önünde Çok doğru. sonra cümlelerine bakıyorum. Aynı şekilde. Fakat eleştiriyi tam olarak sanki ayırt da edemeyebiliriz veya yapmak da istemeyebiliriz veya korunaklı bir alan. Hep kendimizi aşikar ederken sosyal medyayla ifade ediyoruz ya veya evet o sosyal medyayla en güzel yanımızı orada gösteriyoruz. Arkadaşlar arasında kitap eleştirilebilir ama sevdiğimiz güzel bir kitabı çok çabuk o güzel cümleleri sunarak insanlara sunarken sevmediğimiz kitabın fotoğrafını çekip sevmediğinize dair bir yazı yazmıyoruz. Evet. Sanki daha korunaklı yaklaşıyoruz gibi hissediyorum, bilemiyorum. Tabii.
Kesinlikle yani öbürü riskli bir şey. Yani bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Sosyal medyaya da baktığınızda mesela beğen tuşu var sadece. İşte Evet. yani bu bile bir şeydir gerçekten. Ya beğeneceksiniz ya da sessizlikle karşılayacaksınız. Hani bunun dışında bir seçenek sunmuyor. Az beğeni tuşuna basılanlar aslında beğenilmiyor duygusunu oluşturabilir. Sen. Evet işte yani sessizlik onu diyorum hani Evet. bu zamanın beğenmeme şekli hiç görmezden gelme sessiz kalma. Anlıyorum. Ama o da bir haksızlık aslında. Çünkü bence negatif eleştiri eğer öyle bir ortam oluşturulabilse tabii biz birazcık da eleştiriye açık mıyız ondan da bahsetmek gerekiyor. Belki onun üzerine de konuşmak gerekiyor. Hani açık olduğumuzu düşünüyoruz ama hani bunun sınanmak gerekiyor. Mesela ben öyle şeylere de bazen rastlıyorum. Yani hani biri şey hakkında bir kitap hakkında bir olmamış deyince mesela tepki görüyor. Hani tabii ki şimdi şu da önemli. Bir öykü kitabını, bir edebiyat eserini okurken tabii ki yani aslında eleştiri denemez. Ben şimdi bir kitap eseri, bir öykü kitabı ile ilgili işte ben şunu 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 beğenmedim dediğimde bu bir yorumdur. Bu aslında bir ciddiye alınacak bir eleştiri belki de değildir. Çünkü eleştiri deyince altını doldurmanız gerekir. Ama tabii ki okurun bunu söyleme hakkı da vardır. Yani beğendim dediği zaman nasıl ki bunu hoşumuza gidiyorsa elbette ki yani altını doldurmadan beğenmedim deme hakkı da vardır bana kalırsa diye düşünüyorum. Yani benim bakışım bu. Hak veriyorum bu süreç hakkında gerçekten. Çok da aslında bu konu üzerinde de genişletmek istemiyorum konuyu. O yüzden yeni soru Evet. aynı zamanda sizin bir nevi en başınızdan, en başı diye ifade ettim. Yazma maceranız hakkında soru sormak istiyorum. En baştan böyle ilk dokunuştan, ilk edebiyata veya yazıya sığınmanızdan bahsedebilir misiniz? Ben kitap okunan bir evde büyüdüm. O yüzden böyle kitap okumadan önce de kitapların resimlerine, kapaklarına bakardım ve onların içlerinde ne olabileceğini hayal ederdim. Yani kitapla belki de doğrudan ilk bağım bu şekilde kuruldu. Sonrasında da böyle ablamlar vardı. Onlar çok kitap okurlardı. İşte ben de onların okudukları kitapları okumaya çalışırdım. Hiç anlamadan çoğu zaman o kitapları okurdum ama yine de bu hoşuma giderdi. Bu şekilde başladı. Sonrasında eğitim hayatım boyunca işte böyle okullar, ilkokulda, ortaokulda dergiler çıkarmaya başladım. Ufak tefek öykü, şiir yazıyordum. Ama aklımda böyle bir şey yoktu. Yani bir gün bu işi gerçekten ciddiyetle yapma isteğim o zamanlar yoktu. Böyle bir şey aklımdan dahi geçmiyordu. Sonra başka bir yola girdim. Tabii tıp fakültesi işte. Üniversite bitene kadar yine biraz daha az olmak kaydıyla kitap okumaya, edebiyatla bağım devam etti. Sonra ihtisası yaptıktan sonra da UMAK, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın yazma seminerlerine katıldım. Onunla birlikte bir daha bırakmamak üzere yazmaya başladım. O gün bugündür de kesintisiz devam ediyor. Peki bu yazma süreci size ne kazandırdı sizce? Hani yazmadan önceki halinizle çünkü bir mesleği ihtisaslaştırmışsınız. Sonrasında bakıldığı zaman yazmaya başlamışsınız. Mesleğinize bir katkı sağladı mı? Daha belki pragmatist yanıyla soruyorum sanki meseleyi ama Evet. bu halinize daha farklı bir etki etti mi? Ne değişti sizce yazarken? Fakültesi bittikten sonra işte ihtisasa başladığımda bir 3-4 yıl kadar ben uzmanlık sınavına hazırlandım. Farklı bölümlere girdim, çıktım, yer değiştirdim. Bu sırada tabii hiç kitap okuma falan hiç kalmamıştı. Tamamıyla ders çalışma odaklı
devam ediyordum. Ondan sonra da iç sesi kazandıktan sonra bir boşluğa düştüm. Dedim ki ben hani ne yapıyordum? Normal hayat nasıl yaşanıyordu? Ben neleri seviyordum? Nelerden zevk alıyordum? Ve bu soru üzerine zaten umağa başladım. Ve ondan sonra gerçekten yapmak istediğimin bu olduğunu anladım. Yani hani tutkuyla bağlı olduğum bir şeydi bu. Sadece yazar olmaktan bahsetmiyorum. Onun belki de çok az önemi vardı. Zaten öykü yazmaya başladıktan sonra benim 12 yıl sonra yani ilk öyküm bir dergide yayınlandıktan 12 hatta 13 yıl sonra ilk kitabım çıktı. Ama bu da çok önemli değildi. Yani ben bu işi tutkuyla bağlıydım. Bir öykü üzerine düşünmeye, ne konuda öykü yazacağımı düşünmeye veya bir konu düşünüp bundan nasıl bir kurgu yapacağım düşüncesine, bununla oyalanmaya, kafamda bunu gezdirmeye, bunu taşımaya, bununla yatıp kalkmaya beni çok mutlu ediyordu. İyi hissettiriyordu. İşte daha enerjik oluyordum. Herhalde temel olarak bunu sağladı. Bir de tabii bir iletişim yolu aslında. Yani yazmak birileriyle hiç tanımadığınız insanlarla iletişim kurmanın bir yolu. Bu anlamda da ben mesela kendimi daha iyi hissettiğimi fark ediyorum. Yani hiç tanımadığım insanlarla aslında böyle mahrem bir ilişki kuruyorsunuz. Sizin kafanızda büyüttüğünüz bir düşünceyi, bundan kurguladığınız bir hikayeyi o insanlar okuyorlar, onlar da ona bir katkıda bulunuyorlar ve böyle bir anda mesela o öykü üzerinden birden konuşmaya başlıyorsunuz. Mesela bu beni çok iyi hissettiren bir şey. Evet, o yabancılığı yerleştiriyor. Hiç tanımadığın bir insanla o muhabbet geçtiğinde edebiyata dair, o öyküye dair çok yakın hissettiriyor. Sizin öykülerinizde de bir de ben ilişkilerin, insan ruhunun karanlığına bakış yanını görebiliyorum. Daha duyarlı, benim öznel tabirimle öyküler görüyorum. Bu da sanki siz öyküde aslında bir meseleyi, bir duyguyu çözümlemenin yanında kimi yazarlarımızda kendini de çözümleyebilmek için mücadele veriyor. Kendisini aktarıyor demek değil bu. Ama bir şeyleri aşabilmek için, bir şeyleri düşünürken bunu öyküyü araç olarak kullanmış olabiliyor. Böyle bir tercihiniz var mı? Sanırım böyle bir süreç işliyor olabilir. Çünkü ben aslında sanırım temel motivasyonum öykü yazarken bir şey anlatmak çok da değil. Yani çünkü bir şey anlatmak şuna benziyor. Ben bir şey biliyorum, size anlatacağım. Hayır, bu değil. Ben daha çok kafa karıştırmayı seviyorum. Yani bir çelişkiyi göstermek, bildiğimizi sandığımız, aslında çözdüğümüzü sandığımız olaylara karşı bir başka gözle bakıp oradaki bir çelişkiye işaret etmek istiyorum. Hani benim kafamı kurcalayan bir yere okura gösteriyorum aslında. Peki siz O çok yüzden istiyorsunuz öykü bittikten efendim sonra. Öykü bittikten sonra siz o kafanızı karıştıran şeyi çözmüş oluyor musunuz? olmuyorum. Çünkü çözülecek şeyler olduğunu düşünmüyorum onların. Aslında hani çözmek biraz bazı konularda bana göre şey bir biraz nasıl ifade etsem. Şimdi benim anlattığım konulara mesela bakacak olursak işte mesela iki kardeş arasındaki çetrefilli ilişki. Şimdi bu çözülebilir mi? Çözülemez. Ha bu. Kendi Yani hani tamam Habil'le Kabil'den gelen hikayeniz de varsa belki kabul edilebilir. kabul edilebilir. Evet. Yani ama bu görülebilir. Aslında ben kendi hayatımda da bunu yapmaya gayret ederim. Yani bir takım çıkmazlar vardır hayatta. Yani hayat zaten çıkmazlarla dolu.
bir şey. Ama bunu görebiliriz. İnsanın kendisinin de bir takım çıkmazları olabilir. Bir takım zaafları olabilir. Beceriksiz tarafları olabilir. Düzeltemediği şeyler olabilir. Ama bunu görebiliriz. Bu görmek farklı bir şeydir. Yani bunu görmeden yaşadığın hayatla bunu görerek yani çözemeyebilirsin. Ama gördüğün zaman yine bu bir aşamadır. Farkına varma Görerek gibi değerlendirebiliriz, değil mi? Farkına varmak. farkına varmak. Aynen öyle. Hani bunu farkına varırsın. O bence bir şey diye düşünüyorum. Yani önemli bir şey fark etmek diye düşünüyorum. Yani hayattaki çıkmazları fark etmek. Bir kısmını da düzeltebiliriz elbette. Yani fark edince düzeltebileceğimiz şeyler de vardır. Ama bazıları hani bunlar temel insana da dair işte. Hani iyilik, kötülük böyle kavramlardan konuştuğumuz için diyorum. Hani bunun hepsini çözemeyebiliriz. Ama bilirsen kendi içindeki karanlığı veya işte karşındakinin karanlığını bilirsen iyi bir şeydir bence. Bu çok çetrefilli problemlerde daha ziyade ben içerisinde parçaların olduğu kanaatindeyim. Bazı parçaları çözüyoruz. Onu çözerken bilmediğimiz farklı bir parçanın, karanlık parçanın farkına varıyoruz. Yani düzenli olarak bir mücadele var. Bazıları aydınlanıyor, bazıları tekrar karanlıklaşıyor veya yeni şeyler geliyor gibi kendi deneyimimde fark ediyorum. Evet, çok doğru. Yani çünkü aslında insan da sürekli hareket halinde. Yani sürekli bazı davranışları deniyoruz, bazılarını bırakıyoruz, bazılarını çözüyoruz. Bazen bir sıkıntıyı çözdüğümüz zaman sırf çözdüğümüz için yeni problemler ekleniyor. Hani sürekli dediğiniz gibi aslında hani yer değiştiriyor. Karanlıkta kalan, aydınlıkta kalan hareket halinde. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. İçimizde böyle çok yazmak istediğimiz bir metin olur, öykü olur, roman olur. O çok yazmak istediğiniz belki de kusurlu, kusursuz hikayenizi yazabildiniz mi? Ona ulaşabildiniz mi? Yani en çok yazmak istediğim, Evet. değil mi? Soru bu şekilde. Evet. Hep böyle en güzelini yazmak için Evet. mücadele ederiz ya her yeni eserimizde. Ya bazen Evet. gerçekten kusursuzluğa bu kadar odaklanmak kusurlu bir yaklaşım mı diye sorgulatıyor beni. O yüzden sormak istedim. Evet. Evet. Yani kusur tabii ki. Yani kusursuz olmak hani dediğiniz gibi aslında mümkün olan bir şey değil. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela öteki hayvanları yazarken işte bu yaz biter, öldürme biçimleri, sise dağılan gemiler hep böyle işte taslaklar halinde bunlar hep beraber gittiler aslında. Hani çoğu zaman birisini bitirip diğerine başlamadım. Hani böyle dosyalar halinde nasıl bir duygusal durumdaysam, hangisini yazmak istiyorsam ona yöneldim. O şekilde biraz eş zamanlı gittiler. Ama o öyküler için yapmak istediğimi yaptım. Hani kusursuzluk olarak söylemiyorum elbette. Ama hani içim o anlamda rahat. Onlar için, o metinler için yapmak istediğimi yaptım. Böyle cevap verebilirim. Teşekkür ederim. Programın sonunda kısa soru ve cevaplı seri var. Çok güzel devam ediyorduk aslında. Zamana bağlı olarak geçmek durumundayım. Müsaade. Tabii. Tabii buyurun. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? En son bir arkadaşıma Melih Cevdet Anday'ın Razi adlı romanını hediye etmiştim. O da çok güzel bir romandır. Melih Cevdet Anday'ı da çok severim. Dili çok iyi kullanan bir ustadır. Çok güzel. Romanını hediye etmiştim. Güzel de bir roman gerçekten. Harçlığınızı aldığınız ilk kitap nedir? Sanırım Enid Blyton'un Gizli Yediler çetesindendi. O seriden bir kitaptı.
Alıp da okuyamadığımız kitaplar var. Buradan onları teselli etmek için ne söylemek istersiniz? Ben hiç şey yapmıyorum. Yani çünkü onların da bir zamanı geliyor. Hani kütüphanem okumadığım kitapla dolu gerçekten. Ama bazen bir şey oluyor. Mesela ben şu konuda bir kitap okumak istiyorum deyip gidip aradığımı bulabiliyorum. Yani kütüphanedeki bütün kitapları okumak zorunda değiliz bence. Ama evde bulunması önemli diye düşünüyorum. Defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim? Stalker, Tarkovski'nin. Başlangıç. Üç defa izledim, defalarca. Çok haklı bir izleme deneyimi. Ama onu Evet. izleyebilmek için de o duyguya sahip olmak gerekiyor. Her Yani türlü şey, gözünü açamıyorsun sanki. zaten şöyle izliyorum ben. Genellikle Tarkovski'nin filmlerini öyle izliyorum. Hani bir anda izlemiyorum. Bir de Bergman'ın bazı filmlerini öyle izlerim. Çok uzun çünkü 3 saat işte. Bir de Kısa da. Bergman'ınkiler yine kısa da. Stalker, evet. Tarkovski'ler çok uzun. Tarkovski'nin çok uzun. Bergman'ın da mesela bir evlilik manzaraları mıydı? Evet, öyle Bir hatırlıyorum. evlilikten öyle insan manzaraları mıydı? Adını tam hatırlayamadım. Mesela o bayağı epey uzun. Hani zaten dizi şeklinde kurgulanmış. Yani onları şöyle izliyorum ben. Parça parça izliyorum. Hiç zorlamıyorum kendimi. Yani böyle bir film gibi baştan sona oturup izlemek ve bazen Nuri Bilge Ceylan'ı tekrar izlersem onda da öyle yapabiliyorum. Hani. Güzel. Ama mesela Stalker'ı öyle izledim. Yavaş yavaş böyle parça parça. Peki ara ara dilinize dolanan bir vecize, latif söz söyler misiniz? Mutluluk daha bir ihtimalken bir gün sonlanacağı bilgisiyle lekeleniyor. Bana bunu unutturacak olana gidiyorum, bir başkasına. Son olarak Evet. dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstünde ne söylemek istersiniz? Yazmak isteyenlere öncelikle edebiyatımızın ustalarını okumalarını öneririm. Dili iyi kullanan, Türkçenin olanaklarını gerçekten hakkını veren o Türk edebiyatının ustalarını iyice okumalarını öneririm. Çünkü iyi edebiyat okuyarak insanın hem dil bilinci gelişiyor, bir yandan da iyi edebiyatın ne olduğuna dair bir sezgisi gelişiyor. Bence yazan insan için bu en önemli şey. Yani kendi metninizi nesnel bir şekilde değerlendirirken iyi edebiyatın ne olduğuna dair bu sezgi, bunu hissettiğiniz anda ister istemez otomatikman aslında sizin yazdıklarınız da daha iyileşiyor. Çok güzel. Okumalarını öneririm her şeyden önce. Evet, çok doğru. İhmal ettiğimiz belki zamanın o engelmesi, belki de kullandığımız teknolojik cihazların verdiği durumla beraber zamanımız daha kısıtlı gibi hissediyoruz. Ama yazma talebinde bulunan arkadaşlar muhakkak yazdıklarından daha fazlasını okumaları gerekiyor. Çok keyifli bir program oldu. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için, o özel cümleleri, yorumlarınızı sunduğunuz için teşekkür ederim. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.